Evet değerli takipçiler, bu videoda sizlerle 2025 yılı Tesla Model Y SR aracın yürütme maliyetini hesaplayacağız. Videoda teknik veriler ve aracın bazı özelliklerine de değinmiş olacağım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tesla Model Y SR araç biliyorsunuz ki Türkiye'de TOGG'dan sonra en çok satan araçlar arasında yer aldı. 160 kahvalık TOGG'la aynı vergi diliminde olan araç %10 ÖTV ile satılmakta. Şu an resmi satış fiyatı 1.866.203 TL olarak gözükmekte Tesla'nın sitesinde. Hadi gelin hep beraber şimdi bu aracı inceleyelim. Biliyorsunuz ki bu video serimizde aşağıda şurada gözüken araçları aynı formatta inceliyorum. Tesla'da motorlu taşıt vergisi yıllık 14.716, yani TOGG, Megane gibi araçlarla aynı vergi diliminde bulunuyor. 160 kW araçlar aynı vergi diliminde bulunduğu için MTV olarak Tesla'nın avantajlı bir hale gelen modeli olmuş oldu. Long range ve performans araçlar biliyorsunuz ki motor gücünden dolayı motor taşıt vergisi anlamında biraz yüksek kalıyordu. Sigorta kasko konusu yine aynı bırakıyorum. Tesla'da bakım ücreti olarak herhangi bir bakım ücreti yok. Sadece zamanı geldiğinde polen filtresi değiştiriyorsunuz. Burada 20.000 kilometre yazıyor ama 20.000 kilometrede bir bakım periyodu yok aracın. Standart maliyetlerde sadece Tesla'da 51.590 lira gibi bir maliyet çıkmış oluyor. EV Database sitesinde Tesla Model Y SR için 164 watt saatlik bir tüketim verisi veriyor. 20.000 kilometrede 3.280 kilowatt enerji harcamış oluyorsunuz. Bununla beraber bu aracın da yürütme maliyeti ev şarjı ile 41 kuruş, AC şarjla 1 lira 0,7 kuruş, DC şarjda ise 1 lira 64 kuruş gibi bir maliyet çıkıyor. Ben bunu ortalamasını aldığım için 1 lira 0,4 olarak belirledim. 20.000 kilometrede enerji hariç 51.590, enerji dahil 72.363 liralık bir maliyetiniz oluyor. Bir yılda 20.000 kilometrede şu şekilde buluyoruz. Günde 55 kilometre yapan bir kişi yılda 20.000 kilometre yaptığı varsayımıyla tüm analizlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Tesla Model Y SR'da maksimumumuz 217 kilometre olarak belirlenmiş. Bu elektrikli araçlar içerisinde bu seviyedeki araçlarda en yüksek hızlardan bir tanesi. 0-100'ü ise diğer araçlarla benzer 7,5 saniye olarak belirlenmiş. WLTP menzil verisi 455 kilometre olmasına rağmen Tesla'nın kendi EPA verilerinde bu rakam 390 civarı gözüküyor. Ama 450 kilometre de uygun kullanımda yapılabilecek bir araç. Bataryasını %10'dan %80'e 25 dakikada doldurabiliyor. Long range ve performanstan hariç LFP batarya ile geliyor bu araç. Elektrikli araç özellikleri olarak Tesla'da standart olarak otoşarj özelliği bulunmakta. Otoşarj özelliği ile ZES, En-Yakıt ve yakında Lumical ile araçları otomatik olarak şarj edebiliyorsunuz. Sadece ilk kullanımınızda bu istasyonlarda aracı tanıttıktan sonra bir sonraki kullanımınızda herhangi bir QR kod veya kart okuması yapmadan aracınızı başlatabiliyorsunuz. Isı pompası mevcut. Uzaktan erişim biliyorsunuz ki Tesla'da mevcut. Hatta yeni versiyonla birlikte uzaktan aracın kameralarına, kamera görüntülerine kadar ulaşabiliyorsunuz mobil uygulamayla. V2L özelliği ise Tesla modellerinde mevcut değil. V2L özelliği de neydi? Araçlara dışarıya enerji verme özelliği. Tesla Model Y'de bagaj hacmimiz arka bagajı komple sayıyor. Gayet büyük bir bagaj hacmine sahip. Ağırlığı 1909 kilogram. Sürtünme katsayısı ile 0,23 olarak belirtilmiş Tesla Model Y'de ve bu segment araçlar içerisinde güzel bir değer. Şarj hızlarına gelecek olursak Tesla Model Y SR'da DC şarj hızı 170 kW olarak belirlenmiş. AC şarjı diğerleriyle aynı 11 kW ve 400 volt mimariyle gelen bir araç. Tesla Model Y SR'ın şarj eğrisini bulamadığım için videoya koyamadım. Eğer ki Model Y SR ile ilgili şarj eğrisi grafiği varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda ben de kullanmış olurum. Model Y SR gerçekten verimlilik anlamında ve maliyet anlamında bakımı da olmamasından dolayı ciddi düşük bir yürütme maliyetine sahip araçlardan bir tanesi. Özellikle elektrikli araçlarda beklenecek özellikler açısından da sadece V2L özelliği yok, diğer özelliklere sahip ve bagaj hacmi de geniş bir araç. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yaparsanız yorumlarda videonun etkileşim açısından çok önemli. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Herkese iyi seyirler dilerim.